Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2020 yılını artık tamamlıyoruz. Yılın son ayına geldik. Ve son ayımıza güçlü etkilerle başlıyoruz. 30 Kasım'da meydana gelen İkizler Burcu'ndaki ay tutulmasının enerjileriyle aralığa başlayacağız. Ve ay ortasına kadar da aslında bunlar gündemimizde kalacak. Güneş 21 Aralık'a kadar yay burcunda ilerliyor olacak. Merkür hemen ayın başında yine yay burcuna geçiyor. Mars artık düzeldi. Ay boyunca Koç burcunda ileri harekette olacak. Para konuları, finansal konular, genel bütçenizle ilgili alanlarda hızlı farkındalıklar içerisindesiniz. Evet bazı harcamalar gündeme gelmiş olabilir. Sizinle ilgili veya yakınlarınızla ilgili bazı masraflar, yatırımlar, alışverişler, veya gelir gider dengenizi etkileyecek bir şekilde parasal kaynaklarınızı etkileyecek güçlü etkiler altında olabilirsiniz ki ikizler burcundaki ay tutulması bunları şöyle bir aydınlattı aslında. Ee, belki kazançlarınız alanında bazı kapılar kapandı ya da gelir gider dengenizde şimdi yeni bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Kazançlarınızla ilgili belki yeni para kazanma olasılıkları da tabii ki gündeminizde olabilir. Özellikle Güneş'in ve Merkür'ün Yay burcundaki hareketi ee, başkalarının kaynaklarını değerlendirme, ee, herhangi bir kredi, bir borçlanma veya bir miras nafaka, sigorta veya kira ile ilgili bir gelir, eşinizin kaynakları, ortağınızın kaynakları ile alakalı paylaşımlar, hisseli paralar alanında da bazı hızlı etkiler verebilir ayın genelinde. Bunları düşünecek, planlayacak, bazı ayarlamalar yapacaksınız e, birçok şeyi daha hızlı çözebileceğimiz bir aydır. Çünkü artık o, o, güçlü retrolar bitti. Merkür ileri harekette, Mars düzeldi. Son iki aydır geciken konular bu aralıkla beraber hızlı bir şekilde planlanıp toparlanma aşamasına geçebilir. Venüs 15 Aralık'a kadar Akrep Burcu'nda olacak. eşinizden, partnerinizden, yakın ilişkilerden asla destek alabileceğiniz bir dönemdesiniz. E, bazı işbirlikleri adına da Venüs burada size kısmetler getirebilir Bunlar Kasım ayında da başlamış olan e, gelişmeler olabilir ve bu ayda ay ortasına kadar bu süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz ve İlişkilerle bağlantılı e, örneğin yine bunların belki parayla bağlantılı konularına da bu yıl bu ay daha fazla odaklanmanız mümkün görünüyor ve 14 Aralık'ta ee, yeni ay doğacak bu aynı zamanda bir güneş tutulması olacak yay burcunun 23 derecesindeki güneş tutulması 2020'nin son güneş tutulması önümüzdeki hazirana kadar başka güneş tutulması yaşamayacağız dolayısıyla önümüzdeki 6 ayı da aslında önemli ölçüde etkileyecek bir güneş tutulması bu güneş tutulmaları yeni ayda olduğu için yeni başlangıçları temsil eder 8. evinizdeki güneş tutulması Büyük bir resme baktığımızda aslında hep Aralık ayında ve hem önümüzdeki süreçte sizin için mali konuların, finans konularının, para konularının çok ön planda olduğunu gösteriyor. Bu Güneş tutulması ay başından itibaren belki kurguladığınız, planladığınız, düşündüğünüz bazı girişimleri hayata geçirebilir. Örneğin bir yatırım yapmak istiyorsunuz bir kredi ihtiyacınız var bununla ilgili bir kapı açılabilir yani bir kredi bulabilirsiniz Örneğin bir nafaka sorununu halletmek bir miras konusunu çözümlemek bir sigorta olayını ya da vergi konusunu çözümlemek emeklilik de olabilir bu mesela size ait bazı mal varlıklarının taşınması kiralanması ve buradan elde edilecek bazı gelirler eşinizin gelirleriyle ilgili kaynakları ile ilgili bazı açılacak kapılar Yeni gelir imkanları örneğin. Bunlar olabilir 8. ev daha çok para konularına işaret ediyor hayatınızda. Ee, Merkür'ün Mars'ın güzel açıları, Güneşle Mars'ın olumlu açıları, ee, birçok anlamda hızlı bilgi alışverişinin olacağını, hızlı kararların verilebileceğini, gelişmelerin daha hızlı hayata geçebileceğini gösteriyor. Çünkü Yay ateş elementidir. Enerjisi de güçlüdür. Mars da bu anlamda destekliyor bu güneş tutulmasını. 23 derecede olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili boğalar. 23 derece ve yakınlarında özellikle değişken burçlarda gezegenleriniz varsa güneş tutulması bireysel hayatlarınıza daha güçlü tesirler getirebilir. Ateş burçlarında özellikle koç, aslan ve yay gibi burçlarda öne çıkan gezegenleriniz varsa ve bunlar 23 derece yakınlarındaysa o zaman bu daha şanslı, daha kısmetli, daha olumlu tesirler altında olduğunuzu da söyleyebilirim. 8. ev sadece para konularıyla ilgili. Hayır, aslında biraz hayata belki daha derinden baktığımız, sorguladığımız, biraz spiritüel anlamda önemli farkındalıklar kazandığımız bir dönemdeyiz. Şifa arayışlı, şifa arayışlarıyla da alakalıdır. Önemli sağlık sorununu çözümlemek için bir operasyon, bir ameliyat olabilir. Bir dişi operasyonu olabilir. Hatta güzellik ve estetikle ilgili bir şey olabilir. E, diyet arınma programlarına başlayabilirsiniz. Detoks gibi bir etki olabilir hayatınızda. Bunlar sağlığınızı iyileştirmek, bazı çözümlemeler yapmak için gerekli olabilir. Bilinçaltıyla da ilgili, Hani ruhsal anlamda da e, şifa çalışmalarına destek olabilecek, size önemli açılımlar, farkındalıklar getirebilecek bir e, tutulma etkisi altındayız bunlar da hayatımıza e, girebilir tabii ki sevgili boğalar. Evet, güneş tutulmasının ardından hemen 15 Aralık'ta Venüs Yay Burcu'na geçiyor ki yine tutulma alanına gelecek. Venüs iyicil bir etki olarak e, şunu bekleyebilirsiniz aslında. Parasal anlamda biraz daha rahatlamayı bekleyebilirsiniz. E, Venüs hem bir herhangi bir borcun ödenmesinde ya da bir parasal ihtiyacı karşılamada burada size önemli faydalar sağlayabilir. Kendinizi daha tutkulu hissetmeniz, ilişkilerinizde de biraz daha aşk, cinsellik ve benzeri konularda da e, daha hoş etkiler altında olmaya başlayacaksınız. Ayın 15'inden sonra özellikle sevgili boğalar ve ayın 17'si ile beraber artık Satürn Kova burcuna geçiyor. 2017 aralığından bu yana biliyorsunuz Satürn Oğlak burcundaydı. Şimdi Satürn Kova burcuna geçecek ve 2023 Mart'ına kadar bu hareketini sürdürecek. Bu önemli bir gezegen geçişi. Ve sizin 10. evinizde ilerlemeye başlayacak. Sadece bu ayla sınırlı değil tabii bu çok daha uzun vadeli bir etki olacak. Hemen ardından Jüpiter Kova burcuna geçiyor 19 Aralık'ta. 2021 yılı boyunca zaten Jüpiter Kova burcunda olacak. Bu iki gezegenin hareketleri önümüzdeki yılı önemli ölçüde şekillendirecek. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahtlıcı YouTube kanalımdaki 2021 genel videomuzu lütfen izleyiniz. Her iki gezegen de 10. evinize ilerlerken kuşkusuz size geleceğinizle ilgili konularda yeni kariyer hedeflerinizde bazı güçlü yapılandırmalar içerisinde olabilir. Jüpiter burada genişleme ve büyüme imkanları sunarken size Satürn'de var olan şartlarınızı bir gözden geçirmeniz, bunları sağlamlaştırmanız, gereksizleri şöyle belki geri, e, bırakmanız veya kendinize yeni hedefler inşa etmeniz konusunda güçlü tesirler verecek. Ee, ve bu transit çok önemli tabii ki sevgili boğalar. Sabit bir burç çünkü kova sizin için çok önemli. Bu geçiş e, büyük oranda hayatınızda, geleceğinize dair önemli yapılandırmalar meydana getirebilecek. Ve iki gezegen 21 Aralık'ta kavuşuyorlar. Büyük satürn Jüpiter kavuşumu. E, kolektif alanda da çok önemli bir tesir tabii ki. Daha uzun süreçli. Büyük planın, büyük resmi etkileyen bir tesirden bahsediyoruz. Bu da size kadersel anlamda çok güçlü etkiler verebilir aslında. Yer değişiklikleri, kariyerde değişiklikler, toplum önündeki statünüzde bazı önemli yapılandırmaların olmasını bu süreçte bekleyebiliriz. Ve 21 Aralık'la beraber artık Güneş Oğlak Burcuna geçecek. Kış gün dönümü, hemen aynı gün Merkür'de Oğlak Burcu'na geçiyor. 9. evde e, ilerlemeye başlayacaklar. E, son, ayın son 10 günlük dönemi içerisinde 9. E, ev hem hayata biraz daha iyimser bakmanız, biraz daha manevi yönünüzün güçlenmesi, eğitimle ilgili konular, kültürel konular, yabancı kültürler, e, iletişimle al alakalı alanlarda, bunlar teknoloji olabilir, e, her türlü sosyal medya işleri olabilir. Biraz daha hani bazı programların yapılması, biraz daha iletişimin artması e, gündeminize gelecek gibi görünüyor. Bunlar tabi işiniz, kariyeriniz, eğitiminiz hepsi birbiriyle alakalı da e, ilerleyebilir. Ve ayın sonunda 30 Aralık'ta 8 derece Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor dolunay bir tamamlanma enerjisi aynı zamanda da bizi duygusal olarak da etkileyen bir dolunay ee, sizin üçüncü evinizde olacak bu dolunay üç gün öncesi üç gün sonrası tesirlerin çok öne çıktığını hissedebilirsiniz dolunayla beraber ayın son günlerinde biraz daha belki yakınlarımızda olup bitenler bizi etkiliyor kardeşlerimizle ilgilenebilir, onlarla ilgili bir mevzu, gündem oluşturabilir, komşularınızla ilgili belki dönüşümler var hayatınızda, iş arkadaşlarınız, akrabalarınız, hani daha duygusal, daha sıcak, daha yakın ilişki içerisinde olduğumuz kişiler ayın son günlerinde gündemimizde olabilir. Ziyaretler, belki bazı iş için özel ya da eğitimle ilgili gezilerin, seyahatlerin gündeme gelebileceği bir dönem aslında bu oluşabilir e, işiniz ve ticari faaliyetlerle ilgili yine e, bazı bağlantılar yapabileceğiniz belki bazı anlaşmalar sözleşmeler yapabileceğiniz de bir süreç e, dolunay tesiriyle beraber eğitimle ilgilenen herhangi bir konuyla ilgileniyorsunuz ve eğitim alıyorsunuz örneğin e, bu dolunay bunu tamamlayabilir bir sonuç alabilirsiniz arzu ettiğiniz bir hedefe ulaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 8 derece yengeç burcunda. Dolayısıyla 8 derece 8 derece öncü burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa tesirleri sizin adınıza biraz daha ön planda olabilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.